Doğukan, sen dün Emre Hanım'a gelin kızınızı alın dedin. Niye öyle dedin annem? Seda abla, ben niye öyle dedim? Çünkü bak hep benim işimi yargılıyorlar. Benim yaptığım işler göz önünde. Ben ekmeğimi taşı sıksam çıkartırım. Beni o kadar yargılayacaklarına bir de kızlarımın bir şeyini arasınlar. Kızımızda ne var? Siz bir kızınızın bir kusurlarını arayın, bir bakın sizin kızınız neler yapıyor, neler yapmıyor. Senin açlığına, tokluğuna, senin her şeyine katlanıyor. Terli, bunu, terbiyeli, Emine edepli. Hanım da şu an canlı yayında dinliyor zaten. Doğukan, Doğukan, şu koltuğa geç bakayım. Şimdi herkes eteğindeki taşlarını döksün. Doğukan dedi ki en son, Emine Hanım da duyuyor. Sibel'cim sen de duydun. Siz dedi benim yaptığım işleri eleştireceğinize kendi kızınızın hatalarına bir bakın dedi. Ne demek istedi çocuğum? Abla, şimdi ne demek istedim? Hani ben bugüne kadar Dilan'a karşı asla bir yanlış yapmadım. Evet. Ben hep çabaladım, çalıştım. Bir yere varalım. Bu kız da perişan olmasın. Aynı hayatı beraber yaşamışız. Bunu yengesi ve ailesi görüyor. Gördükleri halde beni eleştiriyorlar. Ben de diyorum ki, bak ben bugüne kadar bu kelimeyi asla söylemedim. Ya ben de kusur ararken, bir de bir kendi kızınızda bir kusur arayın bakalım ne elde edeceksiniz. Tamam, benim ne Seda demek istediğimi de çok iyi anlarsınız o zaman. Benim hakkımda olan kusur neymiş? Burada söyle. Seda ablamın demek istediği bu bence. Bana benim olan kusurumu söyle ben bana. Söylemiyorum. Onlar da bilsinler benim. Ben söylemiyorum. Ben sadece sende kusur aramalarını istiyorum. Tamam mı? Onlar kendisi araştırsın. Bir de şöyle demek istiyor. Sen de kendini bir gözden geçir anlamında söylüyor. Ben kendimi gözden geçiriyorum abla, yemin ederim. Benim sizin ona aranız attığım... bu ara çok gergin. Siz böyle değildiniz. Dökülün bakalım. Şimdi bu kız da geldi. O da şaşırdı. Yani böyle değildiniz siz. Ne oldu? Yengemin yanına gidip gelince böyle oldu abla. Ben yengemin yanına kalmak istemiyordum. Doğukan'ı istemesem buraya kaçarak, gece onlar uyuduğunda evden gizlice çıkarak gelmezdim. Dilan, senin buraya bak. Kaçman maçman mesele değil. Tamam mı? Bizim aramız niye böyle oldu? Biz gittik, yengen kapıyı kapattı suratıma. Eyvallah. Tamam, buna bir şey demiyorum. Haklı da, tamam mı? Hak da veriyorum. Ama biz otele geldiğimiz zaman ben senin kapını yavaşça çaldım. Sen bana niye kapıyı açmadın da bana ters tepki verdin kapıda? Doğukan bak, ben sana bunu benim söylüyorum. Benim zoruma giden budur. Ben sana bunu söylüyorum ama sen anlamak istemiyorsun. Sen aşağıdan yukarıya sinirle çıktığın için ikimizin de birbirimize zarar vereceğini biliyordum. Ama o zaman ortada bir yanlış bir şey var. Çocuk doğru söylüyor. Şimdi siz oraya, tamam biz sizi ağırladığımız otelde oluyor bu. Diyelim ki evlendiniz, evdesin. Açmayacaksın mı kocana kapıyı? Açacağım abla, açmayacağım değil. O zaman böyle büyük hayır, bir... Hayır, niye açmadın diyor çocuk. Bunun izahını istiyor. Diyor i̇şte ki, ben sen de bana bunu kapıyı... diyorum abla. O zaman evde de olmuş olsa gidip kafasını dinlesin, sakinleşsin, ondan sonra gelsin. Bunu otelde sakinken ki, gelmedi. Ben onun ve ikimizin ilişkisinin sağlığı açısından açmadım diyor. Abla, ben hani bu konuda asla hak vermiyorum. Tamam, doğrudur. Ben aşağıda sinirlendim. Sinirlenmekte haklıyım ben. Tamam, haksızsın. Çünkü ben, demiyorum bak, zaten. Benim bak, senin ailenin kapısına geliyorum. Benim namusum benim elimden alınarak benim kapıma suratıma kapı kapanıyor. Emine Hanım. Efendim Seda Hanımcığım. Emine Hanımcığım, Dilan ve Doğukan kapınıza geldiğinde Doğukan'ı kapıya attınız. Dilan'ı içeri aldınız. Bir de üzerine oda kapısını kilitlemişsiniz. Dilan odadan çıkamamış. Çocuk da parkta beklemiş saatlerce. Gerekirse orada yatardım da diyor. Neden Dilan'ı kitleme zorunda bıraktınız? Yani neden bırakmadınız? O da gitsin. Seda Hanımcığım, o kendini biliyor. Bak, o bizim kızımıza hata bulmasın. Bizim kızımızda hiçbir şey yok. El bebek gül bebek, tertemiz bir kız. O önce hatayı kendinde bulsun, kendinde. Ben kendimden ne hata arayacağım ya? İkide bir çıkıyorsun, beni yargılıyorsun. Hata ne, anlamadım ben. Ne yaptı bu çocuk? Hırsızlık mı yaptı? Ne yaptı? Kavga mı çıkardı? Ne yaptı bu çocuk ya? Seda Hanımcığım, ben hırsızlık falan yaptı demiyorum. Tamam da hatayı bir kendinde arasındaki hata evini, ne? Evini... Sen çağırdın Emine Hanımcığım. O biliyor, bir ev kuramıyor, bir düzen kuramıyor. Zaten hep efendim? Yenge senin yüzünden oldu bu yaşananlar, biliyor musun? Senin yüzünden, sen bizim aramızı bozduğun yenge için... Ben tam iki gecedir uyku uyumuyorum.
Ben buraya geldim. Senin yanına gelmeden önce biz böyle değildik. Bizim aramız böyle açık olmamıştı. Dilancığım. Hiçbir zaman bu kadar büyük kavga etmedik. İlk defa bu kadar büyük kavga ediyoruz. Şimdi bir dakika beni dinler misin? Ben sana dedim mi ki kocanı bırak da bana gel dedim mi ben sana? Sen kocanı bırak bana gel demedin bak. Var ya bu... Sen Türkiye'nin önünde dedin ki kocanın da elini tut gel bende kalın dedin. Doğukan'la ben buna da dayanarak geldim. Önce kendini geldim. Bana ispatlamadan hiçbir zaman... O zaman... Hiçbir zaman onu almam evin içine. Bunu o gün canlı yayındayken söyleyecektin. Ha. Yanıma gelin demeyecektin, tamam mı? Sizin amacınız ne? Bizi ayırmak değil mi? Ben birçok şey biliyorum sizin hakkınızda. Benimle ne yapmak istediğiniz hakkınızda. Çok şey biliyorum ama söylemiyorum burada. Benim hiçbir zaman kimseden çıkarım yok. Allah da biliyor. Zaten sorsak kimsenin kimseden çıkarı yok. İnsan olan hatasını kabul eder mi hiç? Emine anne ben sana bir şey sormak istiyorum. Benim hatam mı var Dilan sana? Emine ya anne, hayır sen bir şey yapsan yaptın der misin? Peki Doğukan bir şey söylemek istiyor. Tamam siz bugüne kadar benim bütün çalışmalarımı hep yargıladınız. Hep beni dışladınız. Küçümsediler. Küçümsediniz. Hı. Hep hatayı bende aradınız. Ben de sizden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Şimdi tek bir şey istiyorum. Rica etsem kızınızın bana karşı olan sadakatini bir yargılasanıza. Bir sorun, bir sadakatini sorun bak. Benim sadakatini sana ne gibi sadakatsizliğim oldu benim Doğukan? Kızı... Ya bir beni dinler misin? Dinliyorum seni ben sadakat susmuşum. Benim... Beni bir dinler misin? Benim kızım akıllı bir kız. Ona yapılan şeyleri görüyor. Dilan görüyor. Sorun mu var aranızda? Görüyor. Benim kızım sorun mu var? Çok akıllı bir kız. Şimdi Doğukan'ın söylediği çok önemli bir şey. Diyor ki, beni ezdiniz, küçümsediniz, yaptığım işleri beğenmediniz. Kızınızın sadakatini bir sorgulayın diyor. Abla benim ona karşı ne sadakatsizliğim olduysa bak yanındayım. Tüm Türkiye burada, sen buradasın abla söylesin. Yemin ederim kabul ederim ya. Ben ne yapmışım sadakatsizlik? Sor, ona sor. Ben dışarıda kaldım hamile halimle. Kuru ekmek yedim. Yemediğim günler oldu. Bu ya o ben hamile halimle karnım 9 aylıkken ben dağlara çıkıp koyun güttüm ya. O günleri ben söylemiyorum. Sen o konuda hakkını yemiyorum. Ben sadece bu sonlarda olan şeyi soruyorum. Ve sadece ben zaten diyeceğimi de dedim. Artık onlar gerekeni yapsın. Ben devamını getiriyorum. Son zamanlarda hal ve hareketlerinde bir değişiklik mi var? Benim, bak Doğukan'ı ilk defa böyle konuşurken duyuyorum. Benim hal ve hareketlerimde bir değişiklik yok abla. Bu kapı meselesine kafayı takmış. Niye kapattın diye. Ama ben anlatıyorum anlamıyor. He orada kapattı diye. Evet. Oradan mı? Ondan dolayı mı diyorsun? Bir odaya niye kapadılar? Dilan. Ya abla hem ondan hem de başka konulardan. Ya tamam başka ne var? Söyle Doğukan söyle diyorum. Niye söylemiyorsun? Dilan ben söylemiyorum. Siz kendiniz arayın o şey kendinizle. Doğukan ben arıyorum. Senin yengen seni savunuyor ya. Beni küçük düşürüyor ya. Tamam senin ailen de gelsin burada seni savunsun. Ya benim ailem benim hakkımda bir şey demiyor. En azından çıkıp seni de kötülemiyorlar. Ne Doğukan. Seni kötülüyorlar ne arkamızda duruyorlar. Doğru. Benim ailemin senin böyle yengen olduğunu... çıkmış Doğukan baba ben çöp topluyorum yok. İnşaata gidiyorum yok. Ben senin işini yargıladım mı? Ben senin işini yargıladım mı hiçbir zaman? Sen değil, senin ailen yargılıyor. Ben tamam, onu söylüyorum. Tamam, bunları aileme söyleyeceksin o zaman. De git konuşma. Git konuşma. Emine anne dediğim gibi, kızınızın sadakatini biraz yargılayın. Bir şey yapın yani bir elden geçirin, bir bak bakayım sadakat neymiş. Ne çıkacak ortaya? Benim kızımda hiçbir şey yok. Zaten benim sana size kalırsa sizin kızınızda hiçbir şey yok. Hep bende oluyor. Sende var bir şey. Ya Allah için Cabi bırak ya. Benim kızım olsa ben de savunurum. Niye karşıdaki insanı savunayım? Hatayı kızınızda arayın, bende değil. Benim kızımda bir şey yok. Sende böyle bir pişmanlık gördüm çocuğum ya. Evet. Bir şey var sende. Ne oldu annem? Abla söylemek istemiyorum. Vallahi kusura bakmayın, özür diliyorum ama söylemek istemiyorum. Dilan. Doğukan söylesene, niye söylemiyorsun?